Canlarım benim, bu çocuklar engelken genç delikanlı hepsi bundan yangınlar. Yanlış bir şey yapıyor. Yoksa bak çok güzel çocuklar hepsi, tertemizler. Güzel yüzlüm, yani sizin hatanız Kur'an'la yaklaşmıyorsunuz. Yani imanla yaklaşmıyorsunuz. Bir de o karşısındakinin Allah'ın tecellisi olduğunu unutuyorsunuz. Bak Allah'ın tecellisi olarak yaklaşırsan, Allah'a dua edersen ve onu korumak amacıyla yaklaşırsan, Allah seni ona yakın eder ve sana nasip eder. Ama öbür türlü çok riskli olur. Onlar su gibi varlıklar, çiçek gibiler. O solar gider, Allah silgesin. Yani onu canlı tutmak kolay iş değildir. Kadınla karanfil arası farkı yok. Aynı çiçek gibi. Nasıl güneşe götürüyorsun, değil mi? Su veriyorsun. Fazla soğuğa gelmiyor, fazla sıcağa gelmiyor. Özen gösteriyor. Kadın diyor çok nazik bir varlıktır. Bir kere onun haysiyetine, şerefine, namusuna garanti vermen lazım. Onduruna garanti vermen lazım. O ufacık bir örselendiğinde mahvolur o. Ya psikolojik çöktü mü bitti. Hiçbir şey yaramaz. Mahvoldu demektir. Allah esirgesin. Onu psikolojik yönden çok güçlü olmasını sağlayacaksın. İmanını güçlendireceksin. Allah'a yakınlığı için gayret edeceksin. Ve her anına dua edeceksin. Bir kötülük gelmemesi için canını gerekirse vererek, canını verecek derecede cesur olacaksın. Mesela bazı kahpeler değil mi? Çekiyor, çocuğu çekmişler götürüyorlar. Adam geldi onu tüfekten çocuğu vurdu. Çocuklar herhalde orada boş bulundular anladığım kadarıyla. Onun konuda çok cesur ve atak ve ani hareket etmek lazım. Ani atakta böyle alçaklar çok panik olurlar. Mesela bıçakla hemen üstüne saldırı atak yapsan darmadağın olur. Korkudan dolayı cesaret buluyor onlar. Korkaklıktan dolayı. Ani cesarette onların aklı tamamen gider. Acayip korkarlar. Birdenbire üstüne atlarsalar hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla genç kızları koruyup kollamak, onların haysiyetine, şerefine, namusuna, dinine, imanına, sağlığına, sıhhatine dikkat etmek çok önemli bir ibadettir. O ibadeti yaptığında Allah onlarda tecelli eder. Ve Allah ona o sevgiyi kalbine ilham eder, ilka eder ve o seni sever o zaman. Sen de onu seversin. Onun dışında durduk yere sevgi oluşmaz. Yani etten, kemikten sevgi çıkmaz. Putlaştırırsan tabii ki olmaz. Ben yakışıklı mı bir daha göreyim. Adnan Bey, bugüne kadar kimi sevdiysek neden gitti? Benim yakışıklımı yakından göreyim bir de. Baksana bayağı güzel delikanlısın, nur gibisin. Ama o sözüme çok dikkat et. Yani mutlaka ibadet kastıyla yaklaş ve koruma. Çünkü o su gibidir kadınlar. Çok nazik varlıklar öyle. Yani bazılarının bildiği gibi hani diyorum ya. İşte resmine mermi sıktım, yaktım bir cigara bilmem ne. Sen felaketten bahsediyorsun, dehşetten bahsediyorsun. El kadar çocuk böyle bir kepazeyle dayanabilir mi ya? Dehşete kapılır çocuk yani. Bir de genç kız bu yani. Zaten ürker, korkabilir de. Yani ona güven duygusu vermeniz lazım. Yani onun güven içinde yaşamasını sağlamanız lazım. Bir de kadın çok girift düşünür, ince düşünür. Korkutursan gider. Ya ben delikanlım için demiyorum, genel olarak söylüyorum. Evet, dinliyorum.